Aşık Aslan. Hayvanlar kralı, soylular soylusu aslan, dağlarında kırılıdır. Dağlarda, çayırlarda gezer dolaşırmış. Hayvanlar kralı yalnız gezmekten bıkmış. Bir arkadaşı olsun istiyormuş, evlenmeyi düşünüyormuş. Bir gün çayırlık çimenlik bir yerden geçiyormuş. Güzel bir çoban kızı görmüş. Çoban kızını çok beğenmiş. Hemen onunla evlenmek istediğini söylemiş. Soylular soylusu aslan çok sevinçliymiş. Çoban kızı ile evleneceği günü sabırla bekliyormuş. Aslan her gün çoban kızını görmeye gidermiş. Ona çiçekler götürürmüş. Aslan çok sevinçliymiş. Ancak bu işin sonunu da merak ediyormuş. Zaman zaman düşüncelere dalıyormuş. Birden kızı babasından istemeye karar vermiş. Hiç böyle olur mu demeyin. Masal bu ya, bir zamanlar hayvanlar da insanlar gibi konuşurmuş. Bu dönemlerde aslanlar insanlardan kız istemeye kalkarlarmış. Kızın babası olur dese bir türlü, olmaz dese bir türlü. Geldi aslanla başa çık. Bir yandan da kızının aslanla gizlice evlenmesinden korkuyormuş. Düşünmüş, taşınmış, şöyle bir çareye başvurmuş. Demiş ki, benim kızım bir parça naziktir. Pençelerin onu incitebilir. Onun için izin verin pençelerinizi bir parça törpülesinler, dişlerinizi de eğletsek iyi olacak. Aslan, kızı öyle tutunmuş ki kızın babası ne dese razı olmuş. Zavallı aslan dişlerini eğletmiş, dişsiz kalmış. Tırnaklarını törpületmiş, tırnaksız kalıvermiş. Böylece savunma gücünü kaybetmiş. Kızın babası şimdi tamam demiş. İşte o zaman korkmadan aslanın üzerine köpeklerini salıvermiş. Aslan bütün gücünü kaybetmiş. Kendisini saldıran köpeklerle mücadele edememiş. Onlara yem olmuş. Çoban kızı ile evlenme hayali de böylece bitmiş.